Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte enflasyondan korunmak için portföylerimize ekleyebileceğimiz 3 hisseden, 3 sektör veya 3 yatırım stratejisinden bahsediyor olacağız. Bu konu oldukça önemli bir konu ve enflasyondan korunabilmemiz için sık sık videolar çekiyorum. Bunları çekmeye devam da edeceğim. Çünkü dediğim gibi bu konjektürde paramızı enflasyona karşı koruyabilmek çok önemlidir, çok hayatidir. Geçen yine birkaç tane mail aldım üst üste. Evini sattığını, arabasını sattığını söyleyenler ve eline belli bir miktar para geçtiğini söyleyenler vardı izleyicilerimiz içerisinden. Ben nereye ne yatırım yapacağıma 1-2 aydır karar verene kadar paramın 5'te biri eridi. Sattığımız şeyleri geri aramıyoruz dahi diyenler oluyor. İşte bu da oldukça kötü bir sorun. Zaten enflasyonist ülkelerde veya enflasyonu olan para birimlerde en çok karşılaştığımız sorunlar bunlar. Ben daha neye yatıracağımı karar vere vermeden paramın 5'te 1'i eridi 5'te 2'si eridi veya alabileceğim o ürün artık o kadar zamlandı ki sattığım parayla daha sattığım ürünü bile geri alamıyorum enflasyondan acilen korunmak istiyorum diye ciddi yorumlar alıyorum ciddi mailler alıyorum bununla ilgili de olabildiğince sık sık en azından haftada bir tane enflasyondan korunmamız için yapabileceğimiz yöntemleri ekleyebileceğimiz hisseleri sizlere anlatmaya çalışacağım şimdi burada ilk başlayacağımız birinci kısım temettü 25 endeksi. Doğrudan fonlar ile endekse de yatırım yapılabilir. Endeks içinden iyi kağıtlar seçilerek de yatırım yapılabilir. Yani burada şimdi e, TEFAS tarafına geldiğimiz zaman burada herhangi bir örnek açtım sadece. AkPortöyün BIST Temettü 25 Endeksli Hisse de Fonunu görüyorsunuz. Son 6 aydaki getirisini, son 1 yıldaki getirisini, işte 3 aydaki, 1 aydaki getirilerini görebiliyorsunuz. Yani sadece son 1 ayda mevduat faizi kadar bir getiri getirdiğini burada görebiliyorsunuz. Son 1 yılda %80 getirdiğini görebiliyorsunuz. Şimdi burada doğrudan fonla yatırım da sağlanabilir. Aynı zamanda burada doğrudan temettü 25 hisselerinden kendiniz seçip bunlara da yatırım sağlayabilirsiniz. İsterseniz bu fonun içerisindeki hisselere bakıp oradan seçebilirsiniz. İsterseniz endeksin içerisindeki hisseleri Kendiniz inceleyerek seçip alabilirsiniz. Burada belli başlı kriterlerimiz var. Hem yüksek temettü dağıtma yüzdesi istiyoruz. Yani yüzde olarak yüzde 8 ile yüzde 12 arasında bir temettü dağıtma yüzdesi iyi olacaktır. Yüzde 7'ler de kabul edilebilir. Hem yüksek Dağıtma yüzdesi istiyoruz yani dağıtma yüzdesi dediğimiz aslında şu karın %70 %80 %90 %95'ini Dağıtan şirket istiyoruz Üçüncüsü ise Nakit temettü büyümesi olan şirketleri istiyoruz Yani sürekli olarak Temettüsünü Nakit Boyutla arttırmasını istiyoruz Bu üç kriter içerisinden kendinizde bu endeksin içerisinden hisseler bulup kendinize seçebilirsiniz En doğrudan fona yatırım yapmaktan daha getirili olacaktır ama tabii daha zahmetli olacaktır Burada eğer isterseniz Katıl tarafına katılarak Bizim bu hisseleri seçtiğimiz yani uzun vadeli güçlü yatırım uygun temettü hisselerini paylaşıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 gün öncesinde de böyle bir hisse paylaşmıştık katıl tarafında. İsterseniz güçlü uzun vadeli yatırım yapılabilir temettü hisselerini ama parantez içinde söylüyorum temettü hisselerini görmek isterseniz burada katıl tarafına katılabilirsiniz. Temettü hisselerinin bizi enflasyondan korumasındaki nedenlere gelecek olursak 3 tane temel neden görüyoruz. Bir fiyat sigortası oluyor yani hisse belli bir miktar temettü dağıttığı için o hissenin o dağıtılan temettü fiyat garantisi olmuş oluyor. Belli bir lotun aşağısına inemiyor diyoruz. Mesela burada bir Ereğli örneği göstereceğim. Temettü hisselerinde de çokça kullanılan bir örnektir Ereğli. Çünkü e, uzun sürelerdir temettü hissesi. Şimdi mesela baktığımızda Ereğli bu sene 4 liraya yakın bir temettü dağıttı. Hatta 4 lira net dağıttı. 4,5 lira bürüt dağıttı. Şimdi biz bu bağlamda hissenin 32 liraların aşağısına pek inebilme imkanının olmadığını düşünüyoruz. Demek ki ne oluyor bizim için? 32 liralar Ereğli için bir sigorta haline gelmiş oluyor. çok çok büyük bir satış çok çok ekstrem bir durum olmadığı zaman bakın ekstrem durumda bile 32'nin altına gelmesini pek beklemeyiz ama çok ekstrem durumlarda belki olabilir. Bir diğeri kar payı dağıtması senelik olarak hissenin fiyatı artmasa ve yatay bantta kalsa dahi ben en azından oradan belli bir miktar kar payı almış oluyorum. Üçüncü önemli nokta ise daha demin söylediğim kriterlere göre seçerseniz bakın her temettü hissesinde olmaz. Daha demin ki söylediğim kriterlere göre seçerseniz veya katıl tarafında seçtiğim hisseleri bu kriterlere göre seçtiğim için ana para büyümesi de olmasını bekliyoruz. Üçüncü kriterimiz de burada ana para büyümesi oluyor. Yani hem fiyat sigortası oluyor hem kar payı dağıtıyor hem de yatırdığımız ana para da büyüyor. Mesela mevduata koyduğumuz parada bir gelir sağlıyoruz ama ana para büyümesi olmuyor. Veya tam tersi ana para büyümesi olarak onu varsayarsak kar payı almamış veya gelir almamış oluyoruz. Bu yüzden enflasyonundan korunmak için yapabileceğimiz ilk hamle veya hisse portföyümüze ekleyebileceğimiz hisseler olarak baktığımızda ya tefas fonları üzerinden temettü 25 endeksi doğrudan fonu ya da temettü 25 endeksi içerisinde bulunan hisse senetleri karşımıza çıkıyor. Hemen ikincisine geçelim. İkincisine geçtiğimizde elinde tuttuğu ve yaptığı iş emtiye cinsinden olduğundan enflasyondan daha rahat korunabilen ve enflasyon artsa da karlılığını daha fazla arttırabilen potansiyel olan ucuz iki şirketten aslında kardeş iki şirketten bahsedeceğim. Birincisi Pınar Entegre Et ve Un Sanayi. ikincisi ise Pınar Süt Mamulleri Sanayi olarak karşımıza çıkıyor. Yani Pınar Et Un Süt olarak karşımıza çıkıyor ki bunlar da emtiye olarak hem karşımıza çıkan noktalar hem ne kadar enflasyon artsa da ne kadar tasarruf yapmak istediği insanların sürekli alması gereken alabileceği bir ürün olduğu için Fiyatlarını korumada kazançlarını arttırmada potansiyelini yükseltmekte Karşımıza iyi olarak çıkıyorlar Şimdi ben şöyle bir öneri söyleyebilirim Petun'un oranını yüzde 40 Portföylerimizdeki ağırlığını bu iki hisse içerisinde yani yüzde 50 50 değil de Petun yüzde 40 Pınar süt %60 olacak şekilde Düşünüyorum Şimdi öncelikle Pınar ile başladığımızda öz kaynaklarını ikiye katladığını görüyoruz Net dönem karını 3'e katladığını görüyoruz Satışlarındaki artış biraz az olsa da Burada işte dediğim gibi mal fiyatı artmasından net dönem karında ciddi bir artış görüyoruz. Son çeyrekte yazdığı net kâra baktığımızda bunu 4 çeyrekliye vurup hisse başına bir kazanç ortaya çıkartırsak hisse başına kazancını çok ciddi arttıran şirketler arasına girebileceğini görüyoruz. Yani burada 90 milyon çarpı 4 yaptığımızda 360 milyon 45 milyonluk bir ödenmiş sermaye bölersek ortalama hisse başına 8 TL'lik bir kazancı çıkmış oluyor. Hisse başına 8 TL kazanç demek de şu ankini ortalama 3'e katlamak demek oluyor hisse başına kazanç olarak. Aynı zamanda sektörel olarak baktığımızda da zaten gıda sektörü içerisinde pınar et ve unla pınar sütün sektörünün en iyi hisseleri olduğunu görebiliyoruz. FK'sal olarak, FDFABEK olarak piyasa değeri, defter değeri ve öz sermaye karlılığıyla aynı zamanda bir de gidip piyasa değeri satışlarını kıyasladığımız zaman pınar et ve un ve pınar sütün sektörü domine ettiğini görebiliyoruz ucuzluk karlılık bakımından. Seviyelerine baktığımızda ise şöyle pınar süte baktığımızda pınar sütün Son 1.5 ay içerisinde %42'lik bir getiri sağladığını görebiliyoruz ki bu ciddi bir rakam O yüzden mutlaka dediğim gibi buralardan almak çok mantıklı değildir Teknikte iyi seviyelere bakmayı unutmayın ve kademeli alım satım yapmayı unutmayın Burada belki ilk iyi noktalar 22 22.64'ler olarak karşımıza çıkabilir Yine bir düzeltme görebilirsek 22.16'lar karşımıza iyi seviyeler olarak çıkabilir Burada daha iyi seviyeleri bekleyenler için 21 21.30'lar karşımıza çıkıyor Onun haricinde belki şuradan daha erkenden girmek isteyenler olursa 23.00'lar yine karşımıza çıkacaktır çıkmış oluyor. Petun'a geldiğimiz zaman Petun'daki yükselişin biraz daha az biraz daha kısıtlı olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda hem Bollinger bandının orta çizgisi hem üstel hareketli ortalamaya göre şu an 23.70'ler bizim için makul seviyeler olarak ilk etapta karşımıza çıkıyor. Daha aşağıdan kademelenmek isteyenler için 23 38'ler ve burada 22 62'lerde karşımıza çıkıyor. Tabii ki dediğim gibi bu destek dirençler değişebilir. Mutlaka sizlerin bunu kendinizi kontrol etmesi, kademeli alım satım yapması ve destek direnç takibi mutlaka yapması gerekiyor. Yani burada hem elinde tuttuğu ürünler bakımından artış sağlayabilecek, hem ne kadar enflasyon olursa olsun karlılığında büyük bir düşüş olmayacak çünkü satışına devam etmeye çok mecbur olan bir sektörden ve bu iki hisseden bahsetmiş olduk. Yani burada birinci konumuz enflasyondan korumak için portföylerimize ekleyebileceğimiz hisseler bakımından Temettü 25 endeksi içerisindeki hisseler. İkincisi Pınar Et ve Pınar Süt olarak karşımıza çıkıyor. Gelin sizlerle birlikte üçüncü kısmı inceleyelim. Üçüncü kısma geldiğimizde burada üç tane şirket göreceğiz. ARDYZ, Arena ve Indes'i görüyoruz. Şimdi burada kriz, savaş, pandemi azalmaya biraz daha başladıktan sonra biraz daha nezdek borsaları, kriptolar, teknolojiler, inovasyonsal şirketlere sıra geldiği zaman Türkiye borsalarında da ciddi karı bunlar verecektir. Bu üç şirketin verebileceğine inanıyorum. Bu da doğrudan kar ettirdiği için yani bizlere kazandırdığı için bizi enflasyondan korumuş olacak 3 hisse olarak karşımıza çıkıyor. Bunun belki 3 ay, belki 6 ay, belki bir sene sonra olabilir. Ama dediğim gibi özellikle Nasdaq tarafını kontrol etmenizi sizlere tavsiye ederim. Nasdaq bildiğiniz üzere Amerika tarafında olan ve teknoloji inovasyon şirketlerinden oluşan bir borsa. Burası yükselmeye başladığı zaman bizdeki yazılıma ağırlık veren teknolojisel şirketlerin de yükseldiğini görebileceğiz. Şimdi ziraat yatırım tarafından baktığımızda sektörünü domine eden şirketlerin yani sektörel veriler olarak en iyisi anlamına gelen şirketlerin şöyle baktığımızda ARDYZ, Keza biraz e, çok olmasa da arena bilgisayarı görüyoruz. Piyasa değeri satışları ve FD favori ama FK Aron'un çok iyi olmadığını görüyoruz. ARDYZ'de de FK'sı ve firma değeri favori iyi. Piyasa değeri satışlarının çok iyi olmadığını görüyoruz. Bir de indesi. Indeste de hem FK hem FD favori hem piyasa değeri satışlarının çok iyi olduğunu görüyoruz. Ama indeste daha çok bilgisayar parçaları satıyor. Arena ve e, gibi yazılımın içerisinde olmadığı için bu üçünü bunların içerisine katmış oldum. Dediğim gibi teknoloji şirketleri revaçta olmaya başladığında yani yani piyasalar biraz da güvenilir hal aldığında, biraz da yeşil hal almaya başladığında, biraz da riskli yatırımlara geçiş sağlandığında burada Türk borsaları içerisinde ARDZ Indes ve Arena'da ben imkanların, potansiyellerin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda 3 ayırdığımız zaman enflasyondan korumak için portföylerimizi ekleyebileceğimiz hisse olarak bir Pınar Et ve Pınar Sütü, 2 Temet 25 endeksi içerisindeki hisseleri görüyoruz. Üçüncüsü ise ARDZ, Arena ve Indes olarak karşımıza çıkıyor. Üçünün de mantıkları birbirinden farklı olduğu için burada portföylerimizin içerisine üçünü de katmak, sadece hisse senedi portföy değil, yatırım stratejimizin içerisine bu üç konuyu da üç farklı başlığı da katmak bizler için oldukça önemli olacaktır. Bunlardan bir tanesi temettü gelirine bağlı, bunlardan bir tanesi elinde bulundurduğu emtiyalara ve satış bazlı bir diğer yani üçüncüsü ise burada krizlerden artık savaştan ve biraz daha enflasyonist ortamdan sonra biraz işler güzelleşmeye başladığında ciddi kar potansiyeli bizlere verebilecek ve yine enflasyon üzerinde getiriyi sağlamak noktasında bizlere yardımcı olabilecek 3 ana başlık içerisinde toplamaya çalıştım. Mutlaka elimden geldiğince haftada bir 10 günde bir video çekmeye devam ederek bu konuyla ilgili enflasyona karşı neler yapabiliriz nasıl çözüm bulabiliriz bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Çünkü en büyük sıkıntılarımızdan biri paramızın enflasyon karşısında gözlerimizin önünde eriyor olmasıdır. Videonun sonuna geldik. Videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.